Merhaba arkadaşlar. KTT 14 biyoloji çözümleriyle karşınızdayım. Biliyorsunuz ki hücre ünitesini bitirmiştik. 15 soruyla bu ünitenin öğrenilip öğrenilmediğini bir tartalım bakalım. Birinci sorumuzla başlayalım. Birinci sorumuz bir hücre zarı madde geçişleriyle ilgili bir soru. Yukarıdaki grafikte bir bitki hücresindeki hücre zarı ve hücre çeperi arasındaki mesafeleri vermiş bana. Peki buna göre aşağıdaki hangi yorum yapılamaz diyor. Önce bir grafiği inceleyelim isterseniz. Hücre zarı ile hücre çeperi arasındaki uzaklık sabit kalmış. Ben buradan ne anlıyorum? Bir nolu zaman aralığında demek ki bitki hücresi izotonik ortamda, yani eş ortamda tutuluyor. Peki iki nolu yere bakalım. Hücre çeperi ve hücre zarı arasındaki uzaklık azalmış. Yani hücre zarı çepere yaklaşmış. Bu ne demek? Demek ki dışarıdan su almış. Demek ki bu bitki hücresi hipotonik ortama konulmuş. Turgor basıncı artmış. Ozmatik basınç düşmüş. Emme kuvveti de azalmış. Peki 3 nolu zaman aralığına bakalım. Hücre zarı ve hücre arasındaki çeper arasındaki uzaklık mesafe artıyor arkadaşlar. Demek ki hücre dışarıya su veriyor, büzülüyor. Hücre zarı çeperden uzaklaşıyor. Demek ki 3 nolu zaman aralığında hücre hipertonik bir ortama konulmuş. Dışarıya su vermiş. Su verdiği için turgor basıncı azalmış. Ozmatik basıncı yükselmiş. Emme kuvveti yükselmiş. Bu yorumları yaptıktan sonra seçeneklerimize dönelim. İkinci zaman aralığında hücrenin turgor basıncı artmış. Evet, çünkü 2 nolu zaman aralığında su almıştı. Doğru. B'ye bakıyorum. İkinci zaman aralığında hücrenin emme kuvveti azaldı. Evet, bu da doğru. Çünkü su aldıkça, turgor basıncı arttıkça emme kuvveti de azalacaktır. C'ye bakıyorum. Birinci zaman aralığında hücre ortamla denge halindedir. Evet, çünkü izotonik ortama konulmuştur. D'ye bakıyorum. Üçüncü zaman aralığında hücrenin ozmatik basıncı artmış. Evet. Çünkü dışarıya su verdi. Su verdikçe su alma isteği artacaktır. Denizli seçeneği de doğru. E'ye bakıyorum. Üçüncü zaman aralığında bitki dışarıdan su almıştır. Hayır, bitki hücresi dışarıya su vermiş ki çeperle hücre zarı arasındaki mesafe artmış. Dolayısıyla cevabımız Edirne olmalı. İkinci soru bir organel sorusu. Yukarıdaki şekilde sıvı bir molekülün hücre içine pinositoz ile alınışı gösterilmiş. Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz diye sormuşum. Şimdi bakıyorum, sıvı molekül pinostatik cep sayesinde alınmış, besin kofulu oluşmuş. Besin kofulunun yanına lizozom gitmiş, sindirim kofulu oluşmuş ve sindirim gerçekleşmiş. Su harcanmış ama enerji harcanmıyor ve küçük maddeler sitoplazmaya dağılmış. Peki görüyorsunuz ki lizozom ERE'den parça koparak oluşmuş. Peki hangisi yapılamaz diyor. A. Hücre içi sindirimde lizozom, Golgi ve besin kofulu evet görev aldı şekilden de görülüyor. B. Pinostatik cebe büyük katı moleküller alınamaz. Evet, çünkü pinositozda büyük sıvı maddeler alınıyordu. Şekilde de gösteriyor üstelik. B de doğru. D'ye bakıyorum. Lizozom ve besin kofulunun birleşmesiyle evet sindirim kofulu oluşur. D de doğru. E'ye bakıyorum. Bu olay esnasında hücrede su miktarı giderek azalır. Çünkü sindirim su harcanan bir olaydır. Su harcayan bir olaydır. E de doğru. C'ye dönüyorum. Glikoz ve amino asitler pinositotik cep ile hücre içine alınır. Arkadaşlar glikoz ve amino asitler küçük. Ya pasif ya da aktif taşımayla alınır. Pinostatik ceple alınmaz. Pinostatik ceple büyük sıvı maddeler alınır. Dolayısıyla Ceyhan seçeneği yanlış verilmiş. Cevabımız Ceyhan. Üçüncü soru yine bir hücre zarından madde geçişi sorusu. Şimdi bakıyorum, bir al yuvar hücremiz var. Bir de amip hücremiz var. İkisini de damıtık su, yani saf suya koymuşum. Peki bu ortama bırakılan amip ve al yuvarlar için aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz diyor. Şimdi bakıyorum, al yuvar hücresi dışarıdan içeriye fazla su alıp patlayacaktır. Hemoliz olacaktır. Ama amip hücresine saf su girecek. Ama biliyorsunuz ki amiplerde kontraktil koful vardı.
Onun faaliyeti sonucunda fazla su dışarıya pompalanacak. Kontraktil kofuların çalışması hızlanacak. Dolayısıyla amip hücresi hemoliz olmayacak. Peki seçeneklerimize dönelim. Yorumu yaptıktan sonra. A. Alyuvar hücresi su aldıkça embek kuvveti tabii ki azalacak. C. Amip hücresinde kontraktil koful faaliyeti hızlanacak çünkü içeriye çok su giriyor. D. Her iki hücrede turgor durumu gözlenir çünkü çok su aldılar. E. Amip su aldıkça ozmotik basıncı düşecek, emme kuvveti düşecek. E de doğru. B'ye bakıyorum. Amip hücresi alyuvar hücresinden daha erken hemoliz olur. Arkadaşlar hemoliz patlamaydı. Amip hücresi hemoliz olmayacak ki. Dolayısıyla B seçeneği yanlış verilmiş. Gelelim dördüncü sorumuza. Organel sorusu. Şimdi önce bu organelleri keşfedelim. Birinci organele bakıyorum. Karmaşık organik maddeleri yapı birimlerine çevirme. Bu sindirim demek. O zaman bu lizozom organelini anlatıyor. İkiye bakıyorum. İnorganik maddeden organik madde sentezleyen organel kloroplast, fotosentez. Üçe bakıyorum. Basit organik maddeden karmaşık organik madde üretimi diyorsa burada her zaman proteini hatırlayın, protein sentezini hatırlayın. Ribozom demek. O zaman bir lizozom, iki kloroplast, üç ise ribozomdur. Bu organellerle ilgili aşağıdaki hangi yorum yanlış verilmiştir diyor. A'ya bakıyorum. 3 numaralı yapı her canlı hücrede bulunur. Evet, ribozom. 2 numaralı organeli bulunduran hücre bir bitki hücresi olabilir çünkü o bir kloroplast. B de doğru. C'ye bakıyorum. 1 ve 2 numaralı organeller aynı hücrede bulunamaz. Evet, lizozom hayvana özgüydü, kloroplast bitkiye özgüydü. Aynı hücrede bulunamaz. Bu da doğru. Peki, E'ye bakıyorum. 1 numaralı organel gelişmiş bitki hücresinde bulunamaz çünkü lizozom yoktu bitki hücresinde. D'ye bakıyorum. 1 numaralı organel dehidrasyon. 2 numaralı organel hidroliz. Şimdi dehidrasyon su çıkması demek. Yapım olayında su çıkar. Ama bir nolu olayda sindirim var ki. Yani 1 numaralı organelde hidroliz olmalı. Dolayısıyla D seçeneği yanlış verilmiş. Cevabımız denizde. Beşinci soru yine madde geçişleri sorusu. Şimdi önce bir şekle bakalım. Hücre zarından madde geçiyor. Bakın taşıyıcı proteinler yardım etmiş ve çoktan aza doğru hücre dışından hücre içine doğru çoktan aza doğru bir giriş var. Bu bir pasif taşıma. Üstelik taşıyıcı proteinler yardım ettiği için buna kolaylaştırmış difüzyon diyorum. Peki o zaman bu taşıma bir kolaylaştırmış difüzyon ve ATP harcanmıyordu. Buna göre diyor hangileri doğrudur? Taşınan madde az yoğundan çok yoğun ortama geçen bir maltoz olabilir. Hayır arkadaşlar. Çoktan aza geçiyor. Üstelik maltoz büyük. Burada küçük bir madde taşınıyor. Bir yanlış. Peki taşınan madde hücre içine geçmeden değişiklik geçirmemiş. Evet olduğu gibi geçmiş çünkü bir monomer. İki doğru. Üç. Taşınan madde ile taşıyıcı protein yüzeyleri uyumludur. Çünkü tanındığı için içeriye alınıyor zaten. Bu da doğru. 4. Bu taşıma kolaylaştırılmış difüzyondur. Evet. Çünkü taşıyıcı proteinler yardımcı oldu. Dolayısıyla cevabımız 2, 3 ve 4 olmalı. Yani Edirne. 6. soru bir turgor basıncı, ozmotik basınç ve ortam çeşitleri ile ilgili bir soru. Şimdi birinci hücreye bakalım. Su miktarı azalıyor, turgor basıncı azalıyor. Ne demek bu? Demek ki dışarıya su veriyor. Demek ki kendinden yoğun yani hipertonik ortama konulmuş birinci hücre. Üstelik iki hücre de özdeşmiş ama konulduğu ortamlar farklı. İkiye bakıyorum. İki nolu hücre ortama atıldığı zaman su miktarı artmış ve turgor basıncı da artmış. Demek ki dışarıdan su almış. Demek ki iki nolu hücre hipotonik ortama konulmuş. Bir hipertonik ortama konulmuş, iki nolu hücre ise hipotonik ortama konulmuş. Buna göre hangileri doğrudur diyor. Hücrelerin ozmotik basıncı artmıştır. Hayır, sadece bir nolu hücrenin ozmotik basıncı arttı çünkü o dışarıya su verdi. Bir yanlış. İki, bir hücre, birinci hücre hipertonik ortama tutulmuş ki dışarıya su vermiş, azalmış su. Doğru. 3.
İki nolu hücre, evet, hipotonik ortamda tutulmuş ki içeriye su almış. 3 doğru. 4'e bakıyorum. İki nolu hücrede ozmotik basınç düştü çünkü su aldı. O zaman 2, 3 ve 4 nolu öncüller doğru verilmiş. Cevabımız Edirne olmalı arkadaşlar. Gelelim 7. soruya. Güzel bir soru. İki bitkimiz var. İkisi de susuzluktan kurumakta olan bitki. A ve B bitkisi. A bitkisinin bulunduğu saksıya toprağına deniz suyu dökülüyor. Yani tuzlu bir su dökülüyor. Suyu az, hipertonik bir ortam. B bitkisine ise tatlı su dökülüyor. Yani hipotonik bir su dökülüyor. Ben buradan ne yorumu çıkartırım? A bitkisi çok az su alacak. Onun emme kuvveti çok yüksek olmalı köklerinde. B bitkisi ise sulu bir ortam verildiği için rahatlıkla suyu alacak ve turgor basıncı iyice artacak. Ama A bitkisi bir süre sonra ölecek arkadaşlar, susuzluk nedeniyle. Peki, şimdi aşağıda verilen çizilen grafiklerden hangisi doğru olur diyor. Şimdi grafiklere baktığım zaman B bitkisinin emme gücü, su emme gücü sabit demiş. Hayır, B bitkisinin emme kuvveti azalacak çünkü su alacak o. A seçeneği yanlış. C'ye bakıyorum, ozmotik basınç A bitkisinde sabit kalmış demiş. Hayır, giderek artması gerekiyor. C'yi de attım. D'ye bakıyorum, su emme kuvveti A bitkisinde fazla, B bitkisinde yok. Hayır, ikisinde de su emme gücü olacak ama B bitkisinde giderek azalacak çünkü su alacak. E'ye baktığım zaman ozmotik basınç ikisinde de düşmüyor ki. Ancak B bitkisi dışarıdan su aldığı için emme kuvveti düşer. Peki B'ye bakıyorum. Turgor basıncı, yani suyun yaptığı basınç A bitkisinde giderek azalır çünkü su alamıyor ve dışarıya su kaybetmeye daha çok başlayacak. Ama B bitkisini sulu bir ortama koyduğum için suyu alacak ve turgor basıncı artacaktır. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği olmalı. 8. soru. Şimdi şekle bakalım. X ve Y. X olayı pinositoz, Y olayı eksositoz. Pinositozda sıvı büyük maddeler cebe alınıyordu. Oradan parça kopup besin kofulu oluşuyordu. Parça koptuğu için pinositozda hücre yüzeyi küçülüyordu. Eksositoz büyük bir maddenin dışarıya atılmasıydı. Hücre zarına yanaşacak ve hücre zarı ile birleşecek, büyük maddeyi dışarıya atacak. Hücre zarı ile birleşme olduğu için burada hücre yüzeyi artacaktı. Ve her iki olayda da muhakkak enerji harcanıyor. Peki bir, her iki olayda da enerji harcanır. Doğru. Peki iki, her iki olayda da bitki hücresinde görülür. Arkadaşlar, eksositoz görülebilir. Ama pinositoz ve fagositoz bitki hücrelerinde çeper olduğu için görünmüyordu. O zaman iki nolu öncülü yanlış vermiş. Üçe bakıyorum. X olayında hücre yüzeyi küçülür çünkü parça koptu. Y olayında hücre yüzeyi artar çünkü parça eklendi. Dolayısıyla cevabım 1 ve 3 olmalı. Denizli. Gelelim 9. sorumuza. Bir organel sorusu. Yukarıdaki hücresel organellerden hangileri gelişmiş bitkisel ve hayvansal hücreleri birbirinden ayırt etmemizi sağlar diyor. Yani ayırt et diyor. Ribozom, mitokondri. Hem bitki hem hayvan hücrelerinde var arkadaşlar. Ayırt edici değil. Peki sentrozom hayvan hücresinde, bitki hücresinde yok. Lokoplas ve kloroplas bitki hücresinde var, hayvan hücresinde yok. O zaman ayırt edici organeller burada 2, 4 ve 5 olmalı. Yani cevabımız Bursa olmalı. 10. soru yine bir organel sorusu, mitokondri sorusu. Mitokondriyi bir hatırlayalım. Oksijen somun yapıldığı yerde çift katlı zara sahipti. İçinde matris denilen sıvı vardı. DNA'sı vardı halka şeklinde. Kendini eşleyebiliyordu. İçinde ribozomlar vardı. Protein sentezi yapıyordu. Ama bencil bir organeldi. Peki mitokondri hangilerini gerçekleştirir diyor. DNA replikasyonu, yani DNA'nın kendini eşlemesi. Evet, bunu yapar. Gerektiğinde kendini eşler. Zaten ATP üreten bir organel hücre için. Çünkü oksijenli somu gerçekleştiriyor. İçinde protein sentezi de oluyor. Dolayısıyla bu üç olayı birden gerçekleştirebilir. Peki cevabımız Edirne olmalı. 11. soru. Şimdi soruma bakıyorum.
inorganik maddeden organik madde üretilmiş ve oksijen üretilmiş. Bu arkadaşlar fotosentez. Peki bana diyor ki bitkisel hücrede yukarıda verilen tepkime kloroplast tarafından gerçekleştiriyor. Evet, fotosentez. Aynı hücrede tepkimeyi aksi yönde. Yani bana kloroplastın tersi organeli soruyor. Bunu derste de söylemiştim. Kloroplastın tersi mitokondrinin faaliyetidir. Dolayısıyla cevabım Adana olmalı. Mitokondri. 12. sorumuz yine bir organel sorusu ve hücre sorusu. Bitki hücresinde bulunabilen nişasta, protein, glikoz gibi moleküllerden hangileri sadece kloroplastta sentezlenir? Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki nişasta sentezi bitkide lokoplastlarda oluyordu. Protein sentezi ribozomda, sitoplazmadaki ribozomlarda, kloroplastın içindeki ribozomlarda, mitokondrinin içindeki ribozomlarda olabilir. Ama glikoz sentezi yani fotosentez sadece kloroplastlarda olur. Dolayısıyla cevabımız C'dir. 13. sorumuz. Yukarıdaki organellerden hangileri prokaryot ve ökaryot hücrelerde aynı görevi yapar? Şimdi arkadaşlar hatırlayalım, prokaryot ilkel bir hücreydi. Kloroplast, endoplazmik retikulum ve mitokondri zarla çevrili organeller. Bunların prokaryot hücrelerde görülme olasılığı yok, sıfır. Ama ribozom zarsız bir organel. Hem prokaryot hem ökaryot hücrelerde görülebilir. Dolayısıyla cevabım yalnız 4 olmalı. Ribozom olmalı. B seçeneğimiz doğru. 14. sorumuz. Hücre çekirdeği aşağıdaki kısımlardan hangisinde genetik şifre bulunur? Arkadaşlar çekirdeği anlatırken dedik ki çekirdek, çekirdek zarı vardır. Çekirdek sıvısı vardır. Çekirdekçik vardır. Ama yönetimi bunlar sağlamaz. Yönetimi içinde bulunan kromatin ağı yani DNA molekülleri sağlar demiştim. Genetik şifrede DNA molekülünde bulunduğuna göre cevabım kromatin iplik olmalı. Cevap Ceyhan. Son sorumuz güzel bir soru. Hücre çekirdeğinde moleküllerden hangileri sentezlenemez demiş. Şimdi hatırlayın. Üstüne basa basa dedim ki çekirdek içinde asla protein sentezi olmaz. Asla ATP sentezi olmaz. Gerekli proteinler ve ATP'ler hücreden çekirdeğin içine giriş yapabilir. Ama çekirdek ATP ve protein sentezi yapmaz. Dolayısıyla bir nolu öncülüğü yapmaz. Peki mRNA, tRNA, rRNA üretir ve DNA kendine eşler. Dolayısıyla 2, 3, 4'ü yapar ama bir nolu öncülüğü yapamaz. Cevabımız Adana. Umarım iyi geçmiştir arkadaşlar. İyi sonuçlar alırız. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.